بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده El-Mustahazatu, Mustahaze, Mustahaze başlığı altında fukahamız özürlü olan herkesi inceler. Yani özürlü adam olsun, özürlü kadın olsun, hepsini inceler. Peki, El-Mustahada, Efendimiz ne diyordu Fatıma binti Hubeyş'e? Ne diyordu? Tevadda'i ve salli ve in kadara demu alel hasiri kadran. Yani o hasır üzerine kan aksa, damlasa bile abdestini al, namazını kıl. Peki, el-mustahadatu ve men bihi selesul bevli ve idrar akıntısı olan, tutamıyor adam. Ve intilakul batın. Ne demek intilakul batın? He? Adam ishali var. Ve infilatul rihi, yellenme rahatsızlığı olan. Efendim varru'afu daimu, burun kanaması olan. Vel curhul ladzi la yarqa, ve bir yara ki iyilenmiyor, akıntısı var. Bunlar ne yaparlar? El mustahadatu ve men bihi salasul bauli ve intilakul batn keda keda ila akhir yetevaddauna li vakti kulli salatin. Her namaz vakti için abdest alırlar. İmam Şafii'ye göre her farz için alırlar. Bize göre her vakit için. Yani her vakitte bir abdest alırlar. O vakit içinde abdestle yapılan bütün ibadetleri yapar. Nafile kılar, kaza kılar, başka şeyler kılar. Peki delilimiz ne? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den İbni Ömer rivayet ediyor. تَتَوَضَّعُ الْمُسْتَحَاذَةُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاتٍ. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem تَتَوَضَّعُ الْمُسْتَحَاذَةُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاتٍ. Her namaz vakti için abdest alır, değil mi? Mustahaze olan لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاتٍ buyuruyor. تَتَوَضَّعُ الْمُسْتَحَاذَةُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاتٍ. Peki Fatıma binti Ebu Hubeyşe ise tevaddayı li vakti külli salatin diyor. Efendim başka diğer hadis ise el mustahadatu tetevadda'u li külli salatin. Şimdi buradaki hadis neye hamledilir? Yani Efendimiz bu son okuduğumda ne buyuruyor? Mustahaze her namaz için abdest alır. İki hadis zahirde birbiriyle taarruz ediyor. Ne diyor sonunda? Her namaz için alır ama öncesinde ne buyuruyor Fatıma'ya? Tevaddai li vakti kulli salatin. Her namaz vakti için abdest al. O zaman bu hadisi de diğerine hamlederiz, yorumlarız yani. Birlikte değerlendiririz, telif ederiz, tevfik ederiz. Deriz ki her namaz vakti için abdest alır. Yani öyle de bir abdest aldı. Öyle çıkana kadar farz, nafile, kaza her şeyi onunla kılabilir. يَتَوَضَّعُونَ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاتٍ وَيُصَلُّونَ بِهِ مَا شَاءُوا. Yani diledikleri kadar onunla kılabilirler. Bak orada kim muhalefet ediyor? İmam Şafii. İmam Şafii ne diyor? Sadece bir farz kılabilir onunla diyor. Peki وَإِذَا خَرَجَ الْوَقْتُ بَطَلَ وُضُوءُهُمْ فَيَتَوَضَّعُونَ لِي صَلَاتٍ اُخْرَى. Vakit çıkınca abdest bozulur. Ebu Hanife ile İmam Muhammed'e göre ne zaman bozuluyor? Vakit çıkınca. Züfer'e göre vakit girince bozuluyor, değil mi? Vakit girince bozuluyor. Ebu Hanife'ye göre çıkınca bozuluyor. Çıkınca bozuluyor. Peki Ebu Hanife'nin delili nedir İmam Muhammed'le beraber? Bu bir ihtiyaçtan dolayı özürlünün kan gelmesine rağmen abdesti var diyorduk. Peki vakit çıkınca artık ihtiyaç da ortadan kalkıyor. Yani şimdi adamdan kan geliyor, o halde öğlenin farzını kılıyor. Neden? İhtiyaç, yani kılması lazım. Başka imkanı yok, kılamıyor. Madem ihtiyaçla sabit oldu, o zaman vakit çıkınca artık bu adam ihtiyacını gördü. Neydi? Öğleyi kılmaktı. Yeni bir namaz girdi şimdi. Orada bir daha alacak.
Dolayısıyla vakit çıkınca diyor abdest bozulur Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. Ama tabi esasında ne var? Hani tevaddayı li vakti külli salatin. Efendimiz her namaz vakti için abdest al diyor da burası sabit. Acaba girince mi bozulur vakit yoksa çıkınca mı bozulur? İşte orada Ebu Hanife böyle içtihad ediyor İmam Muhammed'le. Züfer diyor ki girince bozulur. Peki semeratul hilaf ne demek? Bu ihtilafın Müslüman hayatına katkısı ne? İhtilafın semeresi ne yani neticesine? Orada söylüyor değil mi? Semeratul hilafi fil mes'eleteyn diyor. İki meselede hilafın neticesi nedir? Hilafın neticesi şu efendim. Nedir? Şimdi Ebu Yusuf hem girince hem çıkınca bozulur diyor. Ebu Hanife İmam Muhammed'le çıkınca bozulur diyor. Ebu Hanife ile İmam Muhammed dediğimiz zaman ne diyoruz? Tarafan diyoruz değil mi? Ebu Hanife İmam Muhammed'e tarafan diyor. Neden? Muhammed küçük talebe, Ebu Hanife şeyh, iki taraf, tarafan diyoruz. Peki Ebu Hanife İmam Ebu Yusuf'a ne diyoruz? Şeyhan diyoruz değil mi? Hadiste şeyhan Buhari ile Müslim. Fıkıhta şeyhan Ebu Hanife ile Ebu Yusuf. Peki Allah Resulü'nün ashabında şeyhan Hazreti Ebu Bekir ile Ömer radıyallahu anhuma. Peki imameyn kim? İmam Ebu Yusuf ile İmam Muhammed. Peki şimdi tarafan diyor yani. Ebu Hanife ile İmam Muhammed çıkınca bozulur. Dolayısıyla adam şimdi ne yaptı? Kuşluk vaktinde bir abdest aldı. Kuşluk vaktinde. Kuşluk namazı kıldınız. Sonra öğlenin ezanı okundu. Sabah aldınız o abdesti. Kuşluğu kıldınız. Öğlenin veya işrak kıldınız. Sabah işrak kıldınız. Abdestiniz var. O abdest öğle ezanı okundu. Özürlüsünüz. Abdest geçerli mi? Geçerli. Niye? Ebu Hanife ne diyordu? Vakit çıkınca bozulur. Şimdi sabah 8'de aldınız abdest. 8'de abdesti aldınız. Öğlenin vakti girdi. Öğlenin vakti giriyor. Bir vakit çıkıyor mu? Çıkmıyor. Sabah güneşin doğmasıyla öğlenin arasındaki vakte ne diyoruz? Vakti mühmel diyoruz değil mi? Vakti mühmel diyoruz. Vakti mühmel yani orada bir farz namaz yok. Boş bırakıldı. Orada bir farz namaz yok. Dolayısıyla sabah abdest alınca 8'de öğle ezanı okundu. Tarafeyne göre abdest alması gerekmez. Kimin? Özürlü olan kişinin. Çünkü vakit çıkmadı. Peki Züfer'e göre neydi? Vakit girince bozuluyordu. Züfer'e göre abdest bozulur. Peki sabah namazında adam abdest aldı. Sabah namazının vakti çıkınca tarafeyne göre bozulur mu? Bozulur. Neden? Vakit çıkınca bozuluyordu. Peki Züfer'e göre bozulmaz. Neden? Vakit girince bozuluyordu. Çünkü yeni bir vakit girmemiş oldu. Nereye girdiniz? Güneş doğunca işte haram bir vakte. Ondan sonra da mühmel bir vakte giriyoruz diyoruz. Peki وَاِذَا خَرَجَ الْوَقْتُ بَطَلَ وُضُوءُهُمْ abdestleri bunların batıl olur vakit çıkınca فَيَتَوَضَّعُونَ لِسَلَاةٍ اُخُرَى efendim diğer namaz için abdest alırlar. Peki şimdi özürlü kim? Nasıl bir adam özürlü olur? Özürlü olması için abdest alıp namaz kılacak kadar bir zaman bulamıyor adam. Abdest alıp namaz kılacak kadar bir boşluk bulamıyor. Burun akıyorsa, kan geliyorsa, yerlenme varsa sürekli böyle bu özür tekrar ediyor. Peki bu adam bu kadar bir zaman bulamıyor. O halde abdest aldı, namaz kıldı, özürlü oldu. Özür halinin devam etmesi için ne gerekiyor? Sonraki her namaz vaktinde aynı özrün bir defa tekrar etmesi.
Eğer tekrar etmezse adam özürlü. Öle ile ikindi arasında burundan özürlü. Burun akmadıysa artık bu adamın özrü bitmiş olur. Tekrar bir daha yeniden başlar anlattığımız şekilde. وَالْمَعْذُورُ وَالَّذ۪ي لَا يَمْضِي عَلَيْهِ وَقْتُ صَلَاتٍ اِلَّا وَالْحَدَثُ الَّذ۪ي اُبْتُلِيَ بِهِ مَوْجُودٌ Yani bu efendim onun üzerine hiçbir namaz vakti geçmiyor ki o müptela olduğu hades onunla devam etmesin. Sürekli o hades onunla, yani burnu kanıyorsa burnu sürekli kanıyor bu adamın diyoruz. Peki ama bir namaz vakti kamilen kesilse bu burun akıntısı veya başka bir yerlem özrü varsa bunun özrü biter. Ve izâ zâdet demu alel aşereti ve lehâ âdetun. Efendim? Eğer 10 günden fazla olursa kadının hayız kanı 10 gün üzerine geçerse o da özür kanı olur. Fezzâidu alâ âdetihâ istihâdetun. Âdeti aşan kan özür kanıdır. Ve izâ belegat mustahâdetun fehayzuhâ aşratun. Kız çocuğu sürekli kan geliyor ondan. Küçük bir çocuk. Peki bu buluğa erdi. Nasıl adetini tespit edecek? 10 gün üzerinde. Her gün kan geliyor. 6, 7, 8 yaşında bu. 9, 10 yaşında. Nereden bilecek ki hangi kan hayız kanıdır? Ne yapar bu? Her ay işte baliga olduktan sonra her ayın 10 gününde kendisini hayızlı kabul eder. Ve izâ belagat mustahâdatun, özürlü oldu, özürlü bali olduğunda fehayduha aşratun diyoruz. Min kulli şehrin, her aydan 10 gün kendini hayızlı kabul eder. Vel bâki istihâdatun, devamı ise efendim nedir? İstihazedir. Yani özürdür. Peki yarın inşallah bunu bitirelim. Kitab-ı Salat'a gelelim. Kitab-ı Salat. Estağfurullah ve etubu ileyh.